Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine yılbaşı çiçekleriyle sizlere merhaba demek istedim. Arkadaşlar, yılbaşı çiçeklerimizin özellikle ilkbahar, yaz ve sonbaharda bakıma daha çok ihtiyacı vardır. Çünkü bu bir kış çiçeği olduğu için bu yazın sıcaklarda ve ilkbaharda bakıma daha çok ihtiyacı vardır. Kışın bu kadar ihtiyacı yoktur. Çünkü kış çiçeği olduğu için kışın daha canlı, daha çok coşuyor ve daha sağlıklı bir şekilde yaprakları diri diri oluyor ve bol bol da çiçek açıyor arkadaşlar. Bunun için yazdan bakımlarımızı yapmalıyız ki kışa sağlıklı bir şekilde çiçeğimizi hazırlamış olalım. Şimdi şöyle sizlere birkaç tane saksı yılbaşı çiçeğimi göstermek istiyorum. Bunları hep kendim yetiştirdim sevgili arkadaşlar. Kendim çoğalttım. Diğer saksılarımdan yavru alaraktan hiçbir şekilde köklendirme yapmadan, bunu bana çok yorumlarda soran var. Suyun içerisinde bekletmemiz gerekiyor mu diye. Hayır arkadaşlar, bekletmeye gerek yok. Hemen güzel verimli bir toprak ile yılbaşı çiçeğimizi ekersek çabucak büyür. Tutmama gibi bir imkanı yok arkadaşlar. Vitaminlerimize gelince, birçok vitamin sizlere zaten her gün, hemen hemen her gün tüm videolarımda, yılbaşı çiçeği videolarımda söylüyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seçip yapabilirsiniz. Bugün yine sizlere bir vitaminden bahsedeceğim. Bu vitamin ise yılbaşı çiçeğimizin özellikle, bakın, gür, daha sık ve daha bol yapraklı, diri diri yapraklı olmasını sağlayacak arkadaşlar. Yeni yeni yapracıklarımız geliyor gördüğünüz gibi. Bunları gördükçe çok mutlu oluyorum. O yüzden sizlerle de paylaşıyorum. Şöyle yaprakların ucunda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir sürü yeni dal ve yaprağımız geliyor. Bu her birinde var arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Çünkü hepsine aynı şekilde vitamin veriyorum. Hepsine aynı bakımları yapıyorum. Onlar da bana böyle bir sürü, bir dalda bir sürü yaprak veriyor. Evet, vitaminlerimin içerisinde en çok, en etkili olan, şöyle göstereyim, çayın demidir arkadaşlar. Şöyle saksımızın toprağına dökelim. Bir saksıya bir bardak. Saksımız küçük ise şöyle yarım çay bardağı, bir çay bardağı olarak çayın demi, çayın posası, kuru çay, çay çöpü hiç fark etmez. Mutlaka çay verin arkadaşlar. İlle de çay başta olsun. Sonrasında diğer sizlere önerdiğim vitaminlerden birini verebilirsiniz. Ama çayı mutlaka, çiçeğin sağlıklı olsa da olmasa da veriniz. Evet arkadaşlar. Sulama işlemini biliyorsunuz ki yılbaşı çiçeği yetiştirenler bile çok fazla suyu sevmezler. Haftada bir kere, sadece yazın iki kere su veriyorum. Kışın ise haftada bir kere su veriyorum. Onun dışında budama işlemini yapıyor musunuz diye sormuşsunuz. Yılbaşı çiçeklerine budama yapmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her bir yerinde güzel yapraklarım, dallarım var. Budamaya gerek yok. Budama işlemini sadece sardunyalarda ve barış çiçeklerimde yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bugün videomu fazla uzatmayacağım. Çayı mutlaka yılbaşı çiçeklerinizden eksik etmeyiniz. Çünkü çay çiçeğimize ne yapar? Nasıl coşturur? Bakın, eğer dallarınızda boşluk var ise, sadece kökleri olarak şöyle iki dal büyüyorsa, yaprakları az ise, gür bir şekilde yapraklarını çıkartıyor. Şöyle geniş alalım gördüğünüz gibi. Bu benim yılbaşı çiçeğimin şöyle 1-2 sene önceki halini sorarsanız sadece dal olarak kenardan, köşeden çıkmıştı. Ve vitaminlerle şimdi bu özellikle orta kısmından yeni yeni yapraklar ve bir çoğalma, coşma oldu arkadaşlar. Görebiliyorsunuz herhalde yeni taze yapraklarımızı. Ben az önce de belirttiğim gibi, çiçeğim sağlıklı olsa da olmasa da, çiçek açsa da açmasa da, ben
mutlaka çayı çiçeklerime, özellikle yılbaşı çiçeklerime 15 gün ara ile veriyorum arkadaşlar. Bu çiçeğin toprağına gübre oluyor. Nasıl doğal gübre kullanın diyorum. Doğal gübre bulamıyorsanız çay kullanın diyorum. Gerçekten çok güzel bir vitamin oluyor çay. Zaten bu benim bilimsel olarak da kanıtlanmış arkadaşlar. Dilerseniz yazın, okuyun. Orada da yazıyor. Bitkilerde, ağaçlarda, çiçeklerde çayın etkisi çok. Ben de bunu daha önceleri küçükken babaannemin çiçeklerinden biliyorum. Babaannem de aynı bu şekilde çayın üstünde kalan demlikle beraber gelip böyle sakslara döküyordu arkadaşlar. Çok da güzel, coşmuş, kocaman çiçekleri vardı. Sağlıklı bir şekilde büyüyordu. Oradan biliyorum çiçeğimin coşmasını, çiçeğimin sürekli çiçek açmasını bu öncelikli olarak çaya borçluyum. Bu sadece yılbaşı çiçekleri için geçerli değil, tüm çiçekler için geçerlidir arkadaşlar. Evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabileceğiniz en güzel vitamin çaydır, doğal. Şimdi çayın dışında yine çay kadar etkili kaynatıp suyunu verebileceğiniz 3 tane vitamin var. Fasulye, kuru fasulye, nohut ve pirinç. Bunların kaynatılmış ya da ıslatılmış suları soğuduktan sonra çiçeklere verildiği zaman çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesini, köklerinin güçlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Bunları da vitamin olarak mutlaka veririz. Özellikle yılbaşı çiçeğinin kışa kadar güzel vitaminlere ihtiyacı var. Kendini toparlaması için ve çiçek açması için bunlardan mutlaka yılbaşı çiçeklerinizi veriniz. Arkadaşlar yılbaşı çiçeği nerede durmalı diye yine yorumlarda okuyorum. Sizin bana yazdığınız yılbaşı çiçekleri şöyle bakın. Cam önünde, balkon önünde böyle sehpamın üzerinde duruyor. Yani evin içerisinde ışık alan, güneş alan bir yerde, aydınlık bir yerde ama serin bir yerde dursun. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Evin içerisine alın. Yine böyle aydınlık olsun. Karanlık olmasın yani. Serin ve soğuk bir yer olsun. Bu şekilde suyunu da verdikten sonra bunlar zaten kendi kendine gelişiyor, büyüyor. Vitaminlerle de çiçeklerini açıyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.